Merhaba arkadaşlar. Çılgın Processing'in bu bölümünde internette görsel arama yapıp sonra da bulduğumuz o görselleri hem Processing'te açıp onların içindeki yüzleri tespit etmeye çalışıyor olacağız. Hatta onun yapılmış hazır bir kodu üzerinden aslında geçiyor olacağız. Öncelikle internet üzerinden resim aramasını nasıl yapıyoruz? Onu Google üzerinden yapıyoruz. Farklı bir mesela arama motoru da kullanabilirdik e, ama bunu Google'da yapan örnek bir e, kod var. Bunu aslında aldım. Ben biraz bizim e, amacımıza uyarladım. Temelde ne yaptığına bakacak olursak aslında şurada e, Google'a e, biz bilgisayarımızdan, kendi bilgisayarımızdan bir sorgu gönderiyoruz. Yani Google, 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 Google'ın <laughs> Google aslında e, API'yi de var mesela. Onun üzerinden e, resim araması yapıp işte çeşitli özelliklere göre filtreleyip ona göre sonuçları size döndürebilecek bir altyapısı var. Ancak biz işte bu altyapı bir üyelik gerektiriyor bazen paralı falan olması gerekiyor vesaire. Onlara hiç girmeksizin kendi bilgisayarımızın tarayıcısında bir web sayfası açarak aslında bunu yapıyor olacağız. Açtığımız web sayfası da şu formatta mesela şurada gördüğümüz format. Biz bu formatı kopyalayıp işte kendi sayfalarımızdan bir tanesine yazacak olursak aslında şunu göreceğiz. Hani Google Image'in linkine gidiyoruz, belli bir offset vermemiz gerekiyor. İşte burada mesela şöyle başlangıç görselimiz 20 gibi bir şey oluyor. Bir de search term var. mesela ne arıyoruz? Aradığımız kelime mesela burada hani insan gibi bir şey arıyor olabiliriz ona ek olarak bir de burada dosya boyutu ile ilgili bir kısım var. Mesela onu örnek kodda 10 megapiksel olarak yazmış. Böyle arattığımız zaman aslında bize bazı görseller geliyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. Buradaki görseller küçük halleri hani görsellerin büyük halleri gelmiyor bize. Şuradaki megapikseli peki biz arttırırsak mesela 30 megapiksel dersek daha büyük olacak mı? Aslında aradığımız görseller daha büyük oluyor muhtemelen. Hani e, kaynak görsel daha büyük olurken bizim bu sayfa içerisinde elde ettiğimiz 20 tane görsel aslında küçük görseller. Hani bunu e, aklımızda bulunduralım. E, çünkü hani bizim arattığımız zaman e, elimize gelen görseller daha doğrusu e, processing tarafına aktardığımız görseller küçük versiyonları olacak. Büyüklerini bulmaya çalışmayacağız. Büyüklerini bulmak isteseydik ne yapabilirdik? Aslında şurada şimdi bir sayfa açıldı ya ben bu sayfayı farklı kaydet diyecek olursam masa üstünde bir yere HTML olarak kaydetmiş olayım. Görsellerde o HTML üzerinde link olarak mevcut aslında. Bu HTML sayfayı ben herhangi bir text editörle açacak olursam sağ tıklayıp Burada bazı bilgiler olduğunu görüyorum aslında bir dolu ve bunlardan hani şu yapay zeka falan insan ataların onlar aradığınız görselde insan kelimesinin geçtiği cümle belki de ee, ama burada bize yarayacak olan aslında linkler burada bazı linkler var fark edecek olursak bu linklerden bazıları şimdi şöyle bakalım bazıları bunu tıklarsam mesela tamam oraya göndermeye çalışıyor bizi diyor bu görselin geçtiği sayfanın adresi. Yani ben görselin orijinal haline ulaşmak isteseydim aslında bu sayfa üzerinden ulaşacaktım. Ancak işin birazcık kolayına kaçıyor olacağız. O görsele ait ufak bir resim vardı hatırlayacak olursanız. O resim de aslında burada bir yerde bir link olarak olacak. Hangisi olduğunu bulmak için aslında bizim resim formatıyla ilgili IMG Image aslında herhangi bir e, image tagi olduğu zaman html'de img ile başlayan bir şey gördüğümüz zaman o bir görseli bir resmi anlatıyor bize onu fark ediyoruz. Aynı zamanda da her image'in altında aslında şöyle bakacak olursak mesela image'lerden bir tanesini buldum. Şimdi image tagi ile bulunan bir kısım var. Şunu diğerlerinden biraz e, ayırmaya çalışayım. Doğru ayırdık mı acaba? Muhtemelen biraz daha devamı vardı herhalde ama neyse. Şimdi image var. Image tagi ile olan kısım var. Aynı zamanda da imajın aslını bize gösteren bir kaynak kodu veya işte görselin kaynağı var. src diye biten bir kısım. Şimdi bu src'lerden hepsi elbette resmin kaynağını göstermeyecek. Ama şimdi şöyle bir şey var, bir dakika. Ben burada göstermeye çalışıyorum ya. Kaydettiğim için sayfayı görselleri de kaydetti. Ve bütün sorçları şöyle gösteriyor. İnsan bilmem ne Google'da diye bir klasörün içinde diyor. Neden? Çünkü kaydedince böyle bir klasörün içine aldı e, o kaynakları. Benim aslında en daha sağlıklı olarak e, asıl halini gösterebileceğim sayfa burası. F12'ye basacak olursam, e, buranın sayfa kaynağını görüntüleyecek olursam biraz da aslında daha düzgün formatlı gösteriyor burada diyebiliriz ama... SRC olarak olan kısımlara gidecek olursam yani benim demem odur ki aslında bu sayfadaki bütün resimler linkleri SRC'den sonra geliyor. Şimdi ilki değil ama ilkini burada kayıtlı bir resim için yapıyor. Burada birkaç tane biz SRC buluyor olacağız. Bunlardan bir tanesi mesela bu görselin doğrudan linki. Bu görsele gittiğimiz zaman bu küçük resmi açıyor. Google'ın işte tabanındaki bir yerindeki geçici olarak tuttuğu dosyalar belki bunlar veya indekslediği zaman kendisi görseller için bu kayıtları yaptı. Burada da SRC olarak arattıkça ben sol tarafta aslında bunların her birinin hangi görsele karşılık geldiğini görüyorum. Ve burada da linkini görüyorum. Yani biz aslında ne yapıyoruz? Şu sayfayı processing üzerinden açıyoruz. Şurada mesela offset falan var. Offsetimiz sıfır olsaydı mesela sıfırdan itibaren ilk 20 görseli gösterecekti. Bu sayfa üzerinden ulaştığımız için, herhangi bir API kullanmadığımız için... Neden kullanmıyoruz? Çünkü işte işin beleş kısmına kaçtığımız için onu yapıyoruz. Ee, şuradaki offset'e ihtiyacımız var. Offset'i kaydırarak 20'den fazla resim elde edebiliriz. Yani bu sayfayı ben her açışımda 40. indeksten itibaren başlatırsam bunlar çıkacak. İşte 60'tan itibaren olursa ondan sonraki 20 çıkacak vesaire. Hep de ya insan dedik eli yüzü düzgün insan çıkmadı neyse. E, bu resimlere ulaşabilecek linklere sahip oluyor olacağız. Nasıl? Şu kocaman aslında HTML dosyası processing kodumuza gidecek olursak. Şimdi kodun bir kısmı buradaki e, hani sitedeki kod üzerinden uyarlandı veya hani onu doğrudan kullanıyor ama orada bir iki şeyde farklılık var bizim yapacağımız kısımda ona göre uyarlanmış şekilde düşünmemiz daha mantıklı. E, oradan aldığımız kod aslında get images, resimleri al metodu halinde yer almış durumda. Biz bir search term, arama terimi giriyoruz. Burada da hani boşlukları %20'lerle değiştiriyor. Çünkü web sitesinde aslında linklere falan bakmışsanız herhangi bir boşluk bulunmaz. Boşluk karakteriyle ile değiştirilecek olan kısımlarda yüzde %20 e, gözükür. Hani webde olan bir şey bu yani şurada aratırken ben e, insan ya da hani İngilizce diyelim tamam person foto demek istiyorum mesela şurayı boşluk bırakırsam otomatik olarak yüzde 20 ile değiştirdiğini göreceğim ama e, burada Processing üzerinden ulaşırken yani boşluk olarak kalırsa sıkıntı olabilir şurada query dediğimiz string aslında bizim oraya yazdığımız string. Burada bir HTTP bağlantı oluşturuluyor. Detaylarına çok girmiyor olacağız ama o bağlantıya bağlanıyoruz ve karşıdan aslında HTML bir text formatı, bir yazı formatı. O yazıyı alıyoruz. O yazı bizim bufferımızın içerisinde yer alıyor ve biz bunu aslında aldığımız cevapları karşıdan okuduk okuduk işte hepsini bir bütün haline getirdik. Response dediğimiz bir şeyin içinde bütün haline getiriyoruz. Neden bufferla okuyoruz? Çünkü uzaktaki bir internet sitesindeki bilgiyi okuduğumuz için pat diye gelmeyecek. Yavaş yavaş gelecek belki. O buffer doldukça o buffer'ı aslında response dediğimiz daha büyük bir string'e ekliyoruz. Şurada response'ı görecek olursak string buffer kullanmışız. Hani parça parça onun üzerine eklediğimiz için. Ama en son bağlantımızı kapatıyoruz HTML ile. Source dediğimiz bir kaynak kodu elimizde mevcut oluyor. Bu source da şuradaki kocaman bütün yazının hepsi. Bu yazının içinde bizim ilgilendiğimiz aslında şunlar. Source ile başlayan hatta bir tırnak da var yani hani arattığımız zaman bizim aradığımız şey şu yapıda. SRC eşittir çift tırnak başlıyor. Çift tırnak bitene kadar olan kısım bizim ilgilendiğimiz link. Onu nasıl alıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Şimdi bir kaynak okuduk yukarıda. Kaynak e, okunmamış da olabilir. Bir şekilde belki internete bağlı değiliz. Hatalı bir şey geldi. Kaynak boş değilse yapacağız bu işlemleri. Ben şöyle yapalım diye düşündüm. Şimdi buradaki kısım benim eklediğim kısım. Başlangıç veya e, bitiş olsun. Başlangıç ve bitiş. Ne aralıkta peki? Source dediğimiz, src eşittir. Sonra da takip eden bir çift tırnak. Neden böyle yazdım? Çünkü bir stringin içindeyiz ya tekrar tırnak yazmaya çalışırsam stringi kapatmış olurum özel semboller için yani stringin içinde yer alacak bazı özel, özel sembollerden biri de çift tırnak onu slash çift tırnak olarak söylüyoruz stringte karşılığı çift tırnak haline gelmiş oluyor yani ben diyorum ki ne zaman ki src eşittir çift tırnak gördük bunun başlangıç noktasını bulalım bizim source dediğimiz uzun bir stringti html kaynak kodumuz bu şekilde bir yapının ilk karşılaşılan indeksini bize verecek olan metot veya fonksiyon bu. Index of. İlk başlangıcını bulduk. Yani src eşittir çift tırnağın ilk karşılaşıldığı indeks startın içerisinde. Ben diyorum ki buradan hani bulduk ya şöyle herhangi bir yerde crc e, src eşittir çift tırnak. Bunu bir yerde bulduk. Nerede bulduktur biraz yaklaşayım find next adım. İlk defa bulduğumuz noktada, aa nerede? Şurada herhalde. Tamam. Şurada bulduk ya. Burası benim yeni stringimin başlangıç noktası olsun. Geri kalan her şeyi sileyin ilk defa SRC'yi gördükten sonra. Hatta diyoruz ki, hani o kadar da değil, 5 karakter daha sileyin Yani şu 5 karakter niye siliyorum? Çünkü şunları almak istemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani tırnağı da sildim. Burada normalde link olacaktı dedim ya. Ben hani yerel kaydettiğim zaman klasördeki adreslerle değiştirdi bunları. Ama normalde orada ne olacaktı? Şey olacaktı. Linkim olacaktı. Sonra da diyorum ki bir de bitiş adresi belirleyeceğim. Bitiş adresimde sadece tek bir tırnak. Bu yeni stringimin en başından bir çift tırnak arayacak olursam ilk kez bulduğum nokta aslında benim kaynağımın bitiş noktası olacak. Diyorum ki ben şunu alayım. Bu ayrı bir şekilde cepte olsun. Bu benim linkim olacak normalde. Hani şurada aynı işlemi yaptığım zaman elime ne geçecek? Elime şu tarz bir şey geçecek. Şu görselin adresi şu yukarıdaki link. Doğrudan açtığım zaman bir resme karşılık gelen bir link elimde olacak. Tamam. Dedik ki image link dediğim şey bu aralıktaki string olsun. Source dediğimiz tamamıydı. tamamının başından başladım. End dediğim çift tırnağın kapandığı noktayı da oraya kadar olan stringi bir parça olarak aldım. Substring metoduyla. Diyorum ki bu image link'i biz bir image, bir görsel olarak yükleyelim. Şöyle ufak bir sıkıntımız var. Fark ettiyseniz buradaki link herhangi bir görsel uzantısıyla bitmiyor. Yani .jpg, .png gibi bir uzantı görmüyoruz. Ve Processing'in herhangi bir URL'den, bir web adresinden görsel yükleyebilmesi için o görselin bir belirgin uzantısı olması gerekiyor. Bu sebeple aldığımız linkin sonuna jpg ekliyorum. Şurada gidecek olursak mesela bunun sonuna .jpg dediğim zaman burada hiçbir farklılık olmuyor. Peki bir dakika meraktan .png deseydim de sıkıntı olmuyor. Aslında hani görsel olduğunu baştaki... Ayrı bir şekilde bize söylemiş oluyor. Yani nokta gif deseydim veya nokta zip deseydim de mi öyle olacaktı? Öyle oluyor mesela. Yani buradaki uzantı aslında bizim birazcık processing'i kandırmamız için. Buradaki her harf doğrudan resmin adresi de olmayabilir. Bakın bazı şeyleri değiştirince silince falan resim hala çıkıyor. Burada yani özel bir kodlama söz konusu aslında. Ve buradaki adres bizi gidip de gerçekten statik bir resme ulaştırıyor olsa da biz burada hani belli bir query stringi üzerinden ona ulaşıyoruz. Ee, hani asıl adresi aslında işte Google'ın FTP'sindeki adresi onu bilmiyorum tam olarak ne. Ama bu link üzerinden ulaşılabildiğini biliyorum. Processing'i de şu şekilde kandırıyoruz. Ya bu bak JPG dosyası sen buraya git hani yüklemeye çalış, gelecek diyoruz. O şekilde de gelmiş oluyor aslında. Peki gelenleri biz ne yapıyoruz? Eğer boş değilse resmimiz benim yukarıda resimler adını verdiğim bir array list var. Bu array listinin içerisinde p imajlarım, processing resimlerim var. Başta boş olarak başlıyor bu array list ve ben Yeni resimler okudukça eğer gerçekten okuyabildiysem eğer bu image null değilse çünkü bazen olacak hani bazen bir link var orada source var ama hani image'a karşılık gelmiyor olabilir ki o sayfada bir iki tane örnek genelde böyle olacak onları eklemiyorum eğer ekleyebiliyorsam ekliyorum ama image elde ettiysem ekliyorum. Sonra ne yapıyorum? Linki aslında yazdırıyordum. Bu böyle biraz bilgi vermek için. Şurada mesela hani ne tür şeylerle karşılaştık? Linkler neye benziyor? Onu görmek için şu noktada print ediyordum ama buna ihtiyacımız yok. Dedi ki yüzleri tespit edeceğiz. Yüzleri tespit etme olayından önce ben şöyle bir şey yapayım. Yüzleri tespit etme kısmını atalım şimdilik olmadan çalıştıralım ee, ne olduğunu görmek için yani sadece resimleri okuyor e, ve şey yapıyor olacak. Şimdi aşağıda birkaç tane uyarı göreceğiz. Bunlardan bazıları mesela şöyle bir şey buna ulaşılamıyor diyor. Neden? Çünkü başı HTTP ile başlamıyor. Bu o sayfa içerisinde bir yerel adres. O yüzden hani bir başlangıca ihtiyacı var. Bazıları e, okunamıyor bir şekilde ulaşılamıyor. Mesela şu Hata vermiş. Burada da yine aslında yine bir şey var. hani lokal veya yerel adres gibi https kısmını görmüyoruz ve http kısmını görmüyoruz. Onu belki ekleyerek falan yine de bu resme ulaşabilirdik. Ama hani bir dolu resim arasından çoğuna ulaşabilmişiz ya. O yüzden bunları çok dert etmiyor olacağım. Hani bunlar arada o sayfanın içerisinde ulaşamayacağımız şeyler çıkıyor olacak elbette. Sayfamızda şöyle bir şey yaptım. Daha doğrusu processing programımızda. Draw'un içerisinde background'u çiziyoruz ve index dediğimiz bir indeksteki resimler array listinden aldığımız resmi ekrana çiziyoruz. Şu diğer kısım da aslında daha sonra yaptığımız işle alakalı. Şurayı şimdi karıştırmıyor olayım. Ben de yukarı aşağı yön oklarıyla resimler arasında gezmek istedim. Keypress metodumuzu daha önceden de kullandık. Eğer kodlanmış tuşlarımızdan bir tanesi ise, hani yukarı yön okuna bastıysak, indeksi bir arttırdık. Ama resimlerin boyutuna göre mod aldım ki, yani en sona geldiğimiz zaman en başa geri dönelim. Ee, diğer kısımda da aslında şey yaptım, hani eksiltirken aşağıya iniyoruz, indeksi bir azaltıyoruz ama indeksler negatif olmasın diye, e, burada bir de hani burada tersine dönmüyor, sıfırda kalıyor mesela aşağı yönde biz ilerlerken. Hani ekrana o okuduğumuz resmi çizdiriyoruz. Burada geldiğimiz zaman da aşağı yön okuna basıyorum bir şey olmuyor, Yukarı yön okuna bastıkça ben o resimler artık e, dikey boyuttum ya mı ona göre e, ekrana bizim aldığımız resimleri çiziyor. Burada bakarsak aslında toplamda hani 20 değil 20'den fazla hani 20'den biraz az yüklüyorduk ama onun 3'ü katı kadar üç katı kadar göreceğiz resim hani 60'tan biraz az işte belki 50-55 arasında sayıda resim görüyor olacağız. Bunun sebebi şu. Ben aslında bu offseti değiştirerek tekrar get images fonksiyonunu çağırıyorum ki e, 20'den fazla resim alabileyim o sayfada yani bu tamamen şu sayfanın özelliği ile ilgili bir şey Google bir gün derse e, ki artık tamam 20' değil de 10 tane sonuç göstereceğim bu sayfayı çok kullanmıyorlar falan diyecek belki 10 tane sonuç gösteriyor olsaydı Google e, Hani onar onar offsetimizi kaydırarak ilerliyor olacaktık mesela burada start offset'imiz 40'mış şu an. Bir tane kaydırırsam mesela bir sonraki sayfaya geçmiş gibi olacağım veya offsetimi daha büyük bir aralıkta tutuyor olacağım. Burada yaptığımız tamamen bu. Daha fazla resim isteseydim ne yapacaktım mesela? Offset'i 20 daha kaydırıp tekrar get images isteyecektim Bu metodumuzdan get images'ı her seferinde offset'i 20 kaydıracak şekilde falan da yapabilirdik aslında bu biraz daha hani nasıl kullanmak istiyorsak ona göre e, kendimizin uyarlayabileceği bir kod. Elbette get images metodumuzun sayısı daha fazla olursa e, biraz daha başlaması vakit alacak. Şimdi mesela ilerliyorum. Şunları demin görmüştüm aslında. Ama daha da ilerleyince daha yeni e, resimler eklendiğini görüyorum. Yanda da mesela kaç tane yükledik falan onu gösterebiliriz aslında. Hatta gösterelim. Şöyle yapalım. Draw'un içerisinde mesela text diyorduk. Nereye yazalım? İşte biraz sağa kaydırmış olayım. 400'e 20 gibi bir noktada. Tabii önce yazımız ne olacaksa onu yazmam gerekiyordu herhalde. Index'in kaçıncı olduğunu göstersin. Artı bir de şöyle bütün toplam resimlerin içerisinde kaç resim var acaba? onu öğreneceğimiz size metodunu kullanıyor olalım. Eee tabii her çalıştırdığında resimleri yeniden yüklüyor olduğu için bir bir müddet beklememiz gerekecek işte. Hani şunlar okunamadı, bunlar okunamadı mesajını arkada tekrar görüyoruz ama herhalde dur. Yazımız siyah olduğu için sanıyorum ki şey olmadı. Foreground rengini mi değiştiriyorduk acaba? Hemen processing referansımızdan bakalım hani text diyelim. E, text'in şurada örneğinde muhtemelen fill, fill'i değiştirerek yapmışlar tamam. E, bir de şöyle bir <laughs> sıkıntım var elbette. Yani Background'u draw'un en başında yapman lazım. Aksi takdirde hiçbir şey göremeyiz. Orada bir dakika fill'de neden Böyle demiş o opası olarak mı vermiş bir kısmını ee, Olabilir Nokta var pardon değil mi nokta var mı burada virgül bunlar yok şu opasitesi Şurada 612 biraz sanki fill için garip bir sayı gibi geldi de bana O yüzden Şey ettim Yani benim Görüşüme göre fil 255 dersek beyaz olması lazım öyle değil mi? Bir deneyelim bakalım. Tabi font büyüklüğü falan onlara hiç girmedik şu an ama bir yerlerde bir yazı görmek istiyordum aslında. 255 deyince hmm. text size'la bir şeyler yapalım. Ee, belki de yazımızın konumu da hiç hoş değil falan mı? Belki de öyle de bir şey olabilir çünkü penceremiz küçüktü. Şuraya geleyim ben, hani e, garanti olsun diye. Ne yapayım? E, bizim boyutumuz, a 400'e 400'lük bir pencerede Ben gidiyorum 408'e falan mı yazmaya çalışıyorum? 400'e yazmaya çalışıyorum, hiç hoş değil. E, o zaman bu ne olsun? 250 olsun. Text size'ımızı yine de değiştiriyor olalım. Fil 255 de yazıyor olayım. Tek size ama şöyle hani 50 falan olsun o kadar da aşırı büyük olmasın. Şimdi zannediyorum ki okuyabileceğimiz bir yerde yazıyı en azından heh, kaçıncı resimde olduğumuzu falan gösteriyor olacağız. 100 tane resim okumuşuz mesela. Şöyle ilerleyince 98, 99 Orada tık e, hani öbürüne de geçtik şurada mod alırken. E, burada size'ı gösteriyoruz aslında. Yani sıfırda bir indeks olduğu için öyle görüyoruz. Bu eksi bir falan da diyebilirdik. Daha düzgün falan görünsün istersek. Bu arada yazı boyutumuz biraz fazla büyükmüş. Neyse şöyle bir yerde yine ekranda gösteriyor olalım. Gelelim yüz algılama işine. Şimdi Aradığımız resimlerin hepsinde yüz olmayabilir ve diyelim ki biz yüzler bulmak istiyoruz veya... OpenCV kullanacağız aslında. OpenCV'nin bulabildiği başka şeyler de var. OpenCV böyle görüntü işleme ile ilgili büyük bir paket aslında. Farklı dillerde de desteklenen versiyonları var. Biz Processing'de desteklenen versiyonunu kullanıyor olacağız. Bütün özellikler içinde yer almayabilir. Ama mesela yüz tespit etme herhangi bir resmin üzerinde veya videonun veya işte canlı kamera görüntüsünün içerisinde yüz tespit etme Processing'de desteklenen özelliklerden bir tanesi. Bunun dışında mesela bir dolu yine görsel işleme ile ilgili çizgi bulma işte farklı görüntüler arasındaki farkı bulma kenarları bulma onu genişletme arka alanı tespit etme mesela burada hareket eden pikselleri buluyor onları arka alana karıştırırsanız yani hareketli araçların insanların olduğu bir sahnede arka planın görüntüsünü elde etmiş olabiliyorsunuz farklı renk kanallarını ayırabiliyorsunuz mesela histogram bulabiliyorsunuz kamera e, şeysi kalibrasyonu yapabiliyorsunuz O da mesela birden fazla kamera kullanılıyorsa mesela e, bayağı e, işe yarayan bir şey veya tek kamerada da kameranın e, lens sebebiyle yaptığı distortion ve kenarlarda bu bozulma olayını geri almanızı sağlayacak e, şeyler yapabiliyorsunuz mesela iki kameradan derinlik tespiti mesela yani bu tarz örnekler var. Hatta bunlardan bazılarını yine değiniyor oluruz çılgın processing başlığımız altında. Ama en temel olan, en çok kullanılan işlevlerinden bir tanesi OpenCV'nin yüz tespiti. Neden? Çünkü hani genelde de böyle makine öğrenmesi falan tarzlarda yüz resimlerine ihtiyaç duyulabiliyor. O gibi konularda da hani yüz resimlerini otomatik olarak elde etmek aslında iyi bir şey. Open CV de hani şöyle yüz algılama konusunda en üst seviyedeki olan şey mi? Değil aslında. Daha başarılı yapan sistemler de var farklı yerlerde, farklı sistemlerde online şeyler de var elbette. Çözümler de var ama Open CV'nin şöyle bir avantajı var. Kendi bilgisayarımızda daha temel yöntemlerle ve hani hiçbir machine learning kütüphanesi falan ekstradan indirmeksizin yapabileceğimiz, kullanabileceğimiz bir şey olduğu için güzel. Mesela processing'in içinde açtım direkt yüz tespiti yapabiliyorum. İçine TensorFlow'larla, Keras'larla, işte PyTorch'larla falan hiç uğraşmadan yüz tespiti yapabiliyor olmak kodun içerisinde bir avantaj. Yani OpenCV'nin avantajı o yönde. Yoksa hani çok daha başarılı olduğu için değil, başarılı daha başarılı sistemler var. Yani Python kullanıyor olsaydık daha kolay çalıştırabileceğimiz daha başarılı sistemler vardı. Ama bu evdeki yüz tespit algoritmamız nasıl yapıyoruz? Processing'te herhangi bir kütüphane eklerken kütüphane işte sketch yukarıdaki seçeneğin menüsünün altında kütüphane kütüphane eklediyorum. burada farklı farklı şeyler var mesela hani Android falan Android'e çıktı alacaksak modlar altında bir paket yüklemem gerekiyor bazı araçlar var araçlar şu anlama geliyor ben Processing'in içerisinde bu aracı çalıştırıyorum onunla bir şey yapıyorum hani koda doğrudan yerleşmiyor belki yerleşiyor da olabilir. Mesela hani renk çemberinden bir renk seçtiriyor falan. Filan gibi bir şeyler. Bu sekme altında. Çok fazla yok zaten tools altında. Examples altında bazı örnek paketlerini indirebiliyorsunuz yine processing ile ilgili. Gelelim kütüphane tarafında ise başkalarının yazdığı veya bazen processing'in yapımcıları tarafından yazılmış olan ek kütüphaneler var. Yani bunlar şöyle bir şey. Processing'i paketledik, yolladık, insanlar kullansın, kullansın diye veriyoruz. Hani mesela print metodu, draw metodu bunlar olmazsa olmazdır. Ama olmazsa olmazların dışındaki fonksiyonları sağlayacak olan paketler burada. İşinize yarayanları indirip kullanabilirsiniz. Bunlar zamanla güncellenebilir. Güncellendiyse mesela siz de paketi karşıdan güncelleyebiliyorsunuz, update ile falan. Bizim e, işimize yarayacak olan şimdi bu OpenCV for Processing. Processing için OpenCV. OpenCV'nin kendi e, farklı versiyonları da var. Bu Processing için olan versiyonu bunu seçtim, install dedim. Biraz kurulum sürüyor olacak elbette internetten indirdiği için. Ardından kurulmuş olacak bilgisayarımda. Silmek istersem Remove diyeceğim ama herhangi bir kodun içerisinde de, herhangi bir Processing kodun içerisinde bu kütüphaneyi kullanmak istersem yine kütüphane sekmesi altında OpenCV for Processing'i seçmem gerekiyor. Hani yüklenenlerden mesela. Bunu seçersem aslında en tepeye Import kodunu otomatik olarak yerleştiriyor olacak. Yani şuradaki Import Neyi import ediyor? Bizim hani az önceki e, kurduğumuz OpenCV for Processing. I. Şurada zaten var o yüzden e, otomatik olarak oluşturulanı siliyorum. Yani doğrudan elle de yazabilirdik veya ben bu kodu indirdim, çalıştırmak istiyorum. Şu imports gerektiği için eğer OpenCV kurulu olmayan bir Processing'te çalıştırmaya çalışırsanız hata ile karşılaşacaksınız. Peki bu OpenCV ile ilgili ne yapıyoruz biz? OpenCV'nin aslında yer aldığı kod şurada. Az önce yorum haline getirdiğimiz kısım. Öncelikle bizim bir OpenCV objemiz var. Bu obje üzerinden aslında biz yüz tespitini veya diğer farklı işlemleri yapıyor olacağız ve bu OpenCV objesi aslında parametre olarak hem bu kasa ihtiyaç duyuyor. Yani OpenCV objesini oluştururken dislememiz gerekiyor hem de bir görsel dosyasına ihtiyaç duyuyor. Yani bunu bir video kaydına falan da bağlayabilirdik. Hani şuradaki verdiğimiz girdi. Bizim durumumuzda bir IMG, bir resim dosyası. Bu resim dosyasında biz ne tespiti yapacaksak aslında onunla ilgili bazı özellikleri OpenCV hani bir paket indirdik ya onun içinde aslında hepsi dahil olmuyor. Bizim yapacağımız şeyin ilgili olanı biz hani dahil etmeliyiz. Bizim yapmak istediğimiz hani ee, ön yüzleri tespit etmek. Aslında şurada belki burada herhalde aratırsak göreceğiz. Bunların tam olarak nasıl olduğunu göstermek istiyordum ama ya yani o dosyayı tam olarak burada bulur muyuz? Bulamayabiliriz herhalde. Neyse bu başka bir daldı da falan herhalde. Şu resources altında değil mi? Orada mı? Bunu aslında orijinal şeyden de alıyor olabilir doğru. Çünkü hani e, burada onun değişeceği bir şey değil. Şurada ha tamam. Şimdi e, OpenCV'nin kendi ana klasöründe böyle farklı farklı XML dosyaları var. Mesela göz tespiti, vücut tespiti, sağ göz, gülümseme tespiti falan bunlar aslında e, mesela front face bizim dediğimiz şu herhalde normal e, ön yüz. Bu nedir diye bakarsanız aslında bu hani yüz tespit etmek için bazı nakine öğrenmesi parametreleri. Yani bu parametreleri yüklüyor ki kendi içine OpenCV bir yüz tespiti yapabilsin. Hani çok gelişmiş makine öğrenmesi yöntemleri değil ama yine de e, hani temeldeki bazı yöntemleri kullanıyor burası. Bunlar da onunla ilgili bir bilgi içeren e, şey aslında, dosya. Yani o dosyayı yüklemesini söylüyoruz biz OpenCV'ye. Çünkü hani e, dediğimiz zaman şurada hangi kasket yüklüyse onun üzerinden bir e, algılama, bir tespit yapıyor olacak. Ve herhangi bir sahnede aslında birden fazla yüz olabilir. Yani birden fazla yüz olabileceği için de bunların her birini birer rectangle yani dikdörtgen objesi olarak oluşturuyor. Bize bir array olarak dönüyor. Bu array boş da olabilir. Boşsa ne anlama geliyor? Orada hiç yüz tespit edemedik anlamına geliyor. Ve benim yukarıda bir tane de rectangle array'lerinden oluşan bir array list'im var. Yani bu array list'in, yüzler array list'inin her bir e, içeriğinde e, bir rectangle array'i olabilir. Ya da boşsa da boş bir rectangle array'i oluyor olacak ben bu yüzlere, hani tespit ettiğimiz yüzlere ekliyorum aslında. Yaptığımız olay bu burada. Yani OpenCV ile ilgili kısmımız temelde bu. Yükleme yaparken. Bir de çizim yaparken bir ilgili kısmımız var. Çizim yaparken de şöyle bir şey yapıyoruz. Aslında tespit eden edilen yüzleri çerçeve içine alıyoruz. Yaptığımız çok gelişmiş bir şey değil. Bunun için yani çerçeve olacağı için nofil dedik. İşte bir yeşil çerçeve rengi belirledik. Çizgimizi biraz daha kalın yaptık. Sonra diyorum ki ben zaten bir indekseki resmi çiziyorum zaten. Yani resimlerden get index diyorum. O index'teki resmi çiziyordum. aynısı için yüzlerden de bir faces array'i alıyorum rectangle'lardan, dikdörtgenlerden oluşan bu arada Rectangle'ları kullanabilmek için de Java tarafından Rectangle klasını import ediyoruz. Bu da şimdi Processing Java temelli zaten Java'yı kullanıyor. Yani Java'yı kullanmanın biraz daha sade bir biçimi belki. Ama bütün Java klasları doğrudan dahil değil. Mesela Rectangle da bunlardan bir tanesi. Java'nın altında tıpkı Network ile ilgili olan klasları da dahil ederken yaptığımız gibi ilgili e, klası import etmemiz gerekiyor. Yüzleri alıyoruz birden fazla yüz olabilir ya o yüzden bir döngüyle bu rektangular dikdörtgenler üzerinden geçerek Aslında her bir yüzü Ekrana e, Çerçevesini daha doğrusu algılanan her bir yüzün e, çerçevesini ekrana çiziyoruz şimdi e, Burada kodumuzu çalıştırdığımız zaman şöyle bir şey göreceğiz yani Her seferinde hard cascade frontal face'i e, Yüklüyor ama aslında her seferinde internetten yüklemiyor hani onu e, Yükledim diyor hani o hazır diyor İlk seferinde belki bunu internetten yüklüyor olabilir. Algılayamadığımız resimler için, resim olarak, p e, image olarak oluşturamadıklarımız için zaten şey yapmıyoruz. Ne yapmıyoruz? E, hiç e, OpenCV tarafına girmiyoruz. Ama mesela bu şekilde ilerlediğim zaman bunu da tespit edememiş mesela çerçeveyi çizmiyor. Neden yüzünün bir kısmı kapalı durumda? Burada mesela biraz eğik olduğu için belki tespit edememiş. Bazen de hani bazı farklı yerlerde yüz olduğunu zannettiği şekiller görebilir e, OpenCV. Mesela burada görememesi doğal zaten. E, ama onun dışında mesela hani yüz çok crop edilmişse çok küçük çok büyük falan çıkıyorsa yine e, tespit edemeyebiliyor veya gölgede fazla kaldıysa. Ama mesela e, daha e, böyle hani tespit edilebilir algılanabilir yüzleri ve yerlerini doğru bir şekilde konumlandırdığını görebiliyoruz. Bir de burada şöyle bir şey yapalım isterseniz. Sen hani şimdi yüzü tamam aldık, ama yüzü bir de aynı zamanda şuraya daha büyütülmüş şekilde. Sadece çerçeve kısmını çizmek istedim diyelim ki. Bunun için mesela şeyi kullanabiliriz? Neyi kullanabiliriz? Şuradan bir P get metodu var. Get metodu aslında o resmin içerisinde alt bir çerçeveyi almanızı sağlıyor şu şekilde. Biz burada şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Şu tarafta elbette. Şimdi yüzü çizerken hani şöyle rectangle'lar alıyorduk ya, Onların her biri için mi yapalım? Tamam her biri için yapıyor olalım. Şimdi bizim asıl resmimiz şuradan gelen resim. Yani get index dedik. Bu bize bir p image veriyor. Bunun da get'ini çağıracak olursak aslında bunun içerisinde alt bir çerçeveyi alabileceğiz. O aldığımız alt çerçeve de aslında x, y, width, height koordinatlarıyla şu şekilde söylenebilir. Yani bu bize orijinal resmin içerisinde bir alt kesit veriyor olacak. Şurada mesela sky get denilmiş. 200'e 0, 200'e 400. Yalnız burada tamam width height olarakmış. Yani x, y, width height koordinatları sıralamada yine bizim beklediğimiz şekilde. Böyle bir resim aldık. Biraz daha belirgin olsun diye Sab imajı diyeyim ben buna hani alt resim bu sab image dediğim şeyi de ekrana çizdirmek istiyorum ben aslında ama bunu çizerken biraz daha büyük çizdirmek istiyorum hani aslında yapmak istediğim farkı olacak bunu zaten indeksten aldığımız için ayrı bir indeksleme işine ihtiyaç duymayacağım ancak diyeceğim ki sab imajı ekrana çizelim nerede çizelim ancak şöyle düşününce hani 200'den itibaren şöyle biraz ortalayalım falan mı? 200'den itibaren 200'e 200'lük falan gibi çizsem iyi olur herhalde. Yani 200'e 0'dan. Sonra da hatırlarsanız aslında subimage'ın width'i height'ı var. Ben bu width'i 2 ile çarparsam height'ı da 2 ile çarparsam o resmin 2 katını görüntülemiş olacağım. Ben bunları hiç iyi yazamıyorum. Lar, lar. Hatta 3 katı. Olsun bizden olsun. Yani o yüz resmini daha büyük bir şekilde görüntülemek istediğim için bunu yaptım. Bazen birden fazla yüz algılarsa bu şekilde aynı koordinata yazıyor isem sıkıntı olacak. Değil mi? Öyle. O yüzden de şurada i çarpı mesela yüz gibi bir şey yapayım ki. hani Her yeni resim için birden fazla yüz algıladıysak orada ki en çok nadir durumlarda buradaki... Ee, Elde ettiğimiz örneklerde, nadir durumlarda böyle bir şey oldu ama o tarz bir şey olursa ne olacak? Her seferinde yüz yüz kaydırıyor olacağız. Başta iyi sıfırken, hani tek bir yüz algıladıysak zaten sıfıra bilmem kaçta yazdırıyor olacağım. Algıladığımız yüzü yanında gösteriyoruz. Ben niye altta gibi düşündüm? X y ya x tamam x'te kaydırdık y'de kaydırmadık ya burada mesela yüz tespiti olmadığı için göremedik e, ama şimdi hani sayının <laughs> üstüne yazıyoruz ya onu o, o olsun istemiyorum şöyle şimdi x'te kaydırmak yerine ben şöyle yapmak istiyordum aslında değil mi i çarpı 100 burada olsun Şunları da 2 ile çarpıyorum. 3 ile çarpınca da bazıları zaten küçük resimler çok çözünürlük bozuldu. Şurada 200 olsun. Ancak bu kadar 100 resim de almıyor olayım ki daha hızlı işi halledelim. Ee, şöyle olsun. Sanıyorum ki şimdi hani istediğimizi yaptık gibi. Ee, şimdi bir de şöyle bir şey var işin. Ee, hani her seferinde arama da yapıyoruz ya. Aslında arama kısmını tek seferlik yapıp hani resimleri yükleyip bir yere kaydedip ondan sonraki zamanlarda işimizi klasörden de görebilirdik. Hani öyle bir şeyde söz konusu yapabileceğimiz bir şey. Ama şimdi mesela baktığımız zaman kare olarak çünkü OpenCV tespiti kare olarak yapıyor ve o alt resimde hani bunun boyutu ne kadarlık bir alana karşılık gelecek? O aslında o resmin özellikleri ile ilgili bir durum. Ama kare olarak hani resmimizi tespit edip alıp aşağıda da bir surat elde ediyoruz. Sonrasında bu suratlarla ne yapacağımız bize kalmış elbette. Ee, mesela oradaki suratların ortalamasını falan çıkartmaya çalışabiliriz. O da değişik bir uygulama olur. Ee, arama terimimizi değiştirmek istersek nereyi değiştireceğiz? Burayı değiştireceğiz. Mesela celebrity. Doğru mu yazdım? Yanlış yazdım gibi geldi bir an. Doğru yazmışım. Mesela ünlü yazdık. Hani arattığımız zaman bu sefer e, aramamız bu kelimeye göre yapıyor olacak. Yukarıdaki ilk offset sıfır olarak kalıyor. Neden? Çünkü yani ilk başta hani e, sıfırdan sonraki ilk 20 sonucu elde ediyorum. Sonra 20'den itibaren olan ilk 20 sonucu elde ediyorum. 20 ile 40 arası oluyor vesaire. Şuradaki file size dosya boyutu, e, buradaki thumbnails için değil de orijinal dosyanın boyutuyla ilgili bir değişken. Ve biz oradan, ori... mesela burada hani daha fazla surat algıladı ama birini algılamadı. Ee, heh, mesela üç tane algıladığımız bir resim falan. Ee, orijinal dosyaya ulaşmaya çalışmadık. Abi bak bayağı bulanık olmasına rağmen iyi tespit etmiş. ama Burada çok küçük kalmış artık resimdeki yüzler, o yüzden tespit edememesi artık en hani doğal karşılayabileceğimiz bir durum. Ama mesela buralarda falan bayağı tespit edilmiş olarak görüyoruz. Neyse hani bu bölüm böyle bir şeydi. Biraz hazır kod üzerinden gösterdim. Çünkü hani e, internetten indirme kısmı falan böyle bayağı bir deneme yanılmalı bir kısımdı. E, onun dışında e, temel olarak aslında OpenCV ile ilgili bir şeyler yapmak istersek bize bir başlangıç ortamı sunan bir kod olduğunu düşünüyorum özellikle hani kendi bilgisayarımızdaki resimler değil de hani biz kontrollü bir şekilde elde ettik. Orada resimleri koyduk. Oradan yüklüyoruz. O zaman da çalışır elbette. Hani belli bir klasördeki dosyaları yüklemek için ne yapıyoruz? Hani tek yaptığımız şey aslında load image metodunu kullanmak. Buraya herhangi bir URL bir web sayfası adresi yerine klasör adresi geliyor olacak. O klasörden okuduğumuz dosyalar içinde yine OpenCV'yi çalıştırabiliriz özellikle buradaki hani görsellerin daha büyük versiyonlarını kaydettik diyelim yani onlar üzerinden bu tarz bir şey yapmamız mümkün dedikten sonra başka bölümlerde görüşmek üzere diyelim hoşçakalın.